Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet arkadaşlar, siyere başlangıç yapacağız. Buraya kadarki kısım peygamberliğe kadarki peygamber efendimizin hayatını anlattı. Ama çok daha geriden aldı biliyorsunuz. Yani Arap tarihinden, Mekke'nin tarihinden aldı, özetledi. Bizim kitabımız zaten İbn-i Hişam'ı muhtasar yaptığı için biraz daha öz bir bilgilerle geçirmiş olduk o bölümleri. Şimdi Sıfat-ı Resulillah diye bir bölüm var. Bu bölüm normalde ana metinde Miraç bahsinin hemen başında ve son derece münasebetsiz bir yerde. Bu kitap İbn-i Hişam çok dağınık bir kitap. Bu elimizdeki tehzip bunu çok iyi düzene sokmuş. O yüzden en makul olan da yani bu kitabın içerisindeki Sıfat-ı Resulillah yani peygamberin şemail kısmını tamamen kaldırıp atmamış da bunun en doğru zikredilmesi gereken yere yani en ideal yere almış. Orası da herhalde peygamberliğin başıdır veya sonudur. Peygamberlik geldikten sonraki kısmın başı veya sonudur diye buraya almış. Bu da isabetli olmuş bizce. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şemaili arkadaşlar genel olarak vücut yapısı, fiziki şeklini anlatan rivayetler var. Bu rivayetler ciddi bir literatür oluşturacak kadar fazla. Daha sonraki dönemlerde tabi'in ve Peygamber aleyhissalatü vesselama yakın olamamış veya çocukken Peygamber aleyhisselamın zamanında bulunmuş kişiler Allah Resulü aleyhisselamın onun fiziki özelliklerini, davranışlarını, davranış kalıplarını, jest mimiklerini, yüz şeklini ondan sonra bunlara benzer sorular soruyorlar ve bu sorular neticesinde sahabemin vermiş olduğu cevaplar ciddi bir külliyat oluşturuyor. Yani bu alanda yazılmış çok fazla eser var. En meşhuru biliyorsunuz İmam Tirmizi'nin Şemaili. İlklerden o. Daha sonraları bu gelişiyor, sürekli geliştiriliyor. Sahabenin hemen hemen bu konuyla ilgili rivayetleri olan sahabenin tamamının söyledikleri birbirine de uyuşuyor. Aşağı yukarı benzeşiyor. Şemail meselesi önemli bir mevzudur arkadaşlar. Yani sahabe kavramının tanımını da önemini buradan alıyor. Yani bir insanın sözlerini nakletmiş olsanız da onun bizzat o sözü söylerkenki yüz halini, jestlerini, mimiklerini göremediğiniz için o sözün anlamını tam olarak ihata edemezsiniz. Dolayısıyla yani Peygamber aleyhisselamla beraber oturmuş, onun sohbetine katılmış olmanın farkı ve anlamı işte buradan kaynaklanıyor. Yani insanın ruhunu yansıttığı ve perdesiz, engelsiz bir vaziyette, riyasız bir şekilde kendini gösterdiği yer insanın vücut dilidir. Bugün vücut dili uzmanları var biliyorsunuz. Yani bu alanla ilgili çok ciddi akademik çalışmalar da var. Yani işe alacağı zaman adamı ta asansörden izlemeye başlıyor icabında. Yani oturması, kalkması, yüzündeki hareketlere bakarak karakterini ölçmeye çalışıyorlar. Çünkü insan sözünü gizleyebilir. Yani ruhun dışarıya açılan penceresidir diyorlar. Göz, yüz, söz. Ama bunun ilk sırada gelen hangisi? Yüz de, eski Türkçe'de yüz. Yüzdür yani. Sonra göz. Göz doğruyu yansıtır. Bir bakış birçok şey ifade eder, anlatır. Romanlarda görürsünüz böyle uzun uzun sadece bir adamın bir sözü söylerkenki davranışına yarım saat verir. Yani o sözü söylemek önemli değil. Onu nasıl söylediği önemlidir yani. Söylerkenki ses tonu, ondan sonra yüzünün almış olduğu şekil, gözlerindeki tavır o sözü anlamlandırmada birinci derecede öneme sahiptir. O yüzden arkadaşlar hani insanı etkilemede birebir etkide birinci sırada ses tonunun geldiği söyleniyor. Ses tonu da öyledir yani. Ses tonu insanın sızıyı yansıtması açısından çok önemlidir. İkincisi ses tonu, ikincisi oturma kalkma davranışlar %30, %60 biri, %10 konuşma deniliyor etkili olan kısımda. İnsanın eğitim seviyesini, gelişmişliğini yani insanın ruhsal veya kimliksel tarafını bütünüyle yansıttığı yer vücut dilidir, jestleri, mimikleridir. Ya yani bugün
yapay zeka, işte robotlar yapılıyor. Fakat bu robotların hiçbir şekilde ulaşamayacağı, yani insan hafızası taklit ediliyor, insan konuşması, insanın duyması taklit ediliyor, görmesi taklit ediliyor. Ama bir insan jest mimikleri hiçbir zaman bir robotta olamaz. Çünkü kaç sayıda, ne kadar sayıda insan varsa o kadar farklı bir davranış şekli var. Anlatabiliyor muyum? Onun için şemail, sahabe kavramı içinde de önemli bir yeri var şemailin. Yani şemail sayesinde, yani bu şemaile bizzat gördükleri için, yani bunu müşahede etmiş oldukları için sahabeyi diğerlerinden ayıran önemli bir şey var, bir taraf var yani. Yani ikinci bir şey daha var arkadaşlar. Bir insanı ancak bir insan yetiştirebilir. Yani eğitim dediğimiz şey birebir temasla gerçekleşir. Bu da sahabeye nasip olmuştur. Yani bir sözü söylerken ben şimdi burada 100 tane çeşit bir yüz şekliyle söylerim. 100 tane farklı anlama gelebilir. Doğru mu? Bir söz, aynı sözü, aynı kelimeleri, aynı kelime dizininden meydana gelmiş cümleyi çok farklı tarzlarda, çok farklı tonda, çok farklı yüz ifadesiyle söylersem birbirlerinden çok alakasız, hatta zıt anlamlara gelebilir. Onun için o sözlerin söylendiği şekli, ortamı bizzat müşahede etmiş olmalarından dolayı sahabe dışındakilere göre bu anlamda farklıdır arkadaşlar. Onun için de İslam'ın ilk öğretmenleri onlardır. Yani peygamberin ilk öğrencileri. Onları bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle yetiştirmiştir. Onların üzerindeki emeği bütün ümmeti Muhammed'in kıyamete kadarki üzerindeki emeğinden çok daha farklıdır. Çünkü bir fiil bizzat elleriyle onları yetiştirdiği için arkadaşlar. O yüzden şemail bahislerini çok dikkatle dinlemek lazım. Bu şemaili eskiden ben çok okurdum şahsen. Çok faydalanırdım. Neticede peygamberin şemailini, yani bir insanın davranışlarını sözle aktarmak, aksettirmek de kolay bir şey değil. Yani onu bizzat görmekle aynı şey değil yani. Hatta bugünkü görüntüyü aktarma gibi bir teknoloji de gelişti ama yine de o atmosferi yansıtamaz. Bir kere kokuyu yansıtamaz yani. Koku insan hafızasına en fazla etkileyen, insan beynini, bilincini en çabuk hareketlendiren unsurdur. Hiçbir alet hiçbir zaman kokuyu yansıtamayacak. Bir insanın kokusu kendine hastır, özdür yani. Onun için arkadaşlar, şemail meselesi bugün bence gereğinden daha az kıymet verilmiş bir alan. Bunu çok çok bol bol okumak lazım. Hem de insanın rabıtasını güçlendirir yani. Peygamber aleyhisselama karşı kalbi alakayı sağlamlaştırması açısından da önemlidir bu şemail meselesi arkadaşlar. Şimdi mesela Amerika başkanlarının kampanya döneminde yapmış oldukları, onlar genelde seçimden önce bir ortak bir program yapıyorlar, bir tartışma programı. O eski başkanlardan zannedersem bu Kennedy ile karşısındaki rakibi arasında yapılan televizyon programında, onlar zaten seçimleri virgülle kazanıyorlar biliyorsunuz. Böyle bir televizyon programında bir tanesinin bulunmuş olduğu konum gereği veya bulunmuş olduğu konum gereğinden ziyade ya sakal tıraşının biraz böyle şey olduğu söyleniyor. Yani videoya konuşmuş olduğu zaman biraz gölgenin düştüğü bir zaman olduğu için televizyonda sakalları böyle kirli sakal gibi görünüyor. Yani bu bir anlık izleyiciler üzerinde yani böyle şey izlenimi veriyor. Yani böyle devlet yönetecek bir adam olmasından ziyade yani bu adamın daha böyle tehlikeli, karanlık bir adam olduğu hissini, izlenimini veriyor yani. Yani o seçimi kaybetmesinde çok az bir payın da bu olduğu söyleniyor ki zaten seçimi de çok küçük şeylerle kaybediyor, virgüllerle kaybediyor. Yüz ifadesi deyip geçmemek lazım yani. Ya bir adamı çoğunlukla açıklayamaz. Edebiyatçıların bile böyle içinden çıkamadığı o insan davranışlarını betimledikleri, tasvir etmiş oldukları bölümlere bakın. Bütünüyle
kapsayamamışlardır yani. O yüzden ya benim içimi sarmadı der adam yani. Beni bu bir türlü tatmin etmedi. Ya bu adam düzgün bir adam değil veya bu adam düzgün bir adam derler icabında. Ama bunu açıklayamayabilir. Edebiyatçı değil. Bunu romancı, efendim edebiyatçı, dil ustası, söz ustası adamların yapmış olduğu şey. Ama bilir yani. Bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Burayı, şurası da önemli. İnsanın vücut dilinin anlatmış olduğu şeyi insanın ruhunda çok çabuk iz bırakır. Yani bunun için gelişmiş bir zeka, gelişmiş bir akla gerek yok. Yani sadece bir insanın vücut dili sanki diğer tarafta kodlanmıştır. Yani senin bedenle anlatmış olduğun şeyleri karşı taraf çok çabuk anlayabilir. Sözle anlatmış olduğun şeyi algılamakta zorlanabilir yani. Sözün anlattığını herkes anlamaz. Senin konuştuğun dili yani seviye anlamında karşı taraf idrak edemeyebilir konuştuğun dili. Ama vücut dilini çok hızlı bir şekilde karşı tarafın ruhu sezinleyebiliyor yani. Çünkü birisi çok ciddi bir akıl ve zeka performansı gerektiriyor. Diğeri ise sezgiyi gerektiriyor. Sezgi yani insanın doğumundan daha genetik olarak kendinde var olan bir şey. Diğeri ise belli bir gelişimi gerektiren bir durum yani. Onun için de bu açıdan da önemlidir. Şimdi bugün mesela vücut dili uzmanları var. Devlet başkanlarına danışmanlık yapıyorlar. Yani vücut dilinin bir devlet başkanının vücut dilindeki şeyi çok önemlidir. Oturması, kalkması, efendim arabaya binmesi. Bunun için danışmanlar var. Ve o danışmanların yönlendirmeleri, uyarılarıyla hareket ediyorlar. Ona göre davranıyorlar yani. Evet. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şemaili. Şimdi ilk defa Akabe görüşmeleri yapılırken Medineliler geldiğinde. Mesela orada Es'ad bin Zürare'nin gelen kafile içerisinde yaşı en küçük olan Es'ad bin Zürare'nin diğerlerinin yaşamış olduğu ufak bir tereddütte rağmen bunun ısrarla ya bu yüz çok dürüst bir yüz, bu yüz yalan söylüyor olamaz diyerek onlara böyle telkinde bulunduğuna dair rivayetler var. Yani özellikle böyle ergenlik dönemi öncesi, yani çocuk diyebileceğimiz bir yaşta olması gerekiyor onun onu söylediği dönemlerde. Onu sezinleyebiliyor yani. Ya bu simanın yalan söyleme ihtimali çok zayıf. Bu çok doğruluğu telkin eden, yani doğruluğu insana ifade eden bir yüzü var diyor. Aldanma ihtimali de yüksek olur. Evet. Orası da öyle. Ama sezgileri de daha açık olur yani. Ya mantık, akıl ne kadar geri planda olursa sezgi o kadar çabuk, daha hızlı işler yani. Daha rahat işler. Devreye girmemiş olur yani. Akıl, mantık devre dışı kaldığı müddetçe. Evet. Yoksa şimdi bir sezgiyle, ilhamla yazılan bir şiire bak. Akıl, mantık süzgecinden geçirirsen saçma sapan sözler değil mi? İnanılmaz böyle akıl almaz betimlemeler, imgeler var orada yani. Misal veriyorum şimdi. Güneşten elma topladım filan. Güneşten elma mı toplanır? Bu manyak mı bu? Sapık mı? Salak mı bu? Dersin geçersin yani. Eğer öyle bakarsan değil mi? Ama o sezgidir ve insanın ruhuna hitap eder. Ve dinlediğin zaman yani eğitimsiz, zeka ve zihinsel performansı gelişmemiş bir adam o şiiri dinlediğinde ondan inanılmaz haz duyar, zevk duyar. Ama içinde geçen çoğu kelimeyi bilmeyebilirdi. Yani o tasvirlerin mantıksız olması onu çok fazla ilgilendirmez o esnada yani. Neyse. Kâle İbn-i Şam. Geçelim metne. Birçok rivayet var Peygamberin şemaili ile ilgili ama bu bir tanesi. Gelen bir rivayet bu. Bir tanesini ele alacak. Biz bunun üzerinden diğer rivayetleri de hatırlayarak bir şeyler eklemeye çalışırız. Ve kânet sıfatu Resûlullah fîmâ zekera Ömer Mevla Gufra an İbrahim bin Muhammed bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali'den gelen birden fazla rivayet var. Bu okuyacağımız sadece bir tanesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayetler var. Hazreti Ayşe'den gelen, İbn Abbas'tan gelen rivayetler var.
Birçok böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiziksel özelliklerini tanımlayan rivayetler var. Kâne Ali bin Ebi Talip aleyhisselam, İzâ ne'at Resûlullah kâle. Şöyle tasvir ediyordu Resûlullah'ı anlatırken. Lem yekün bittavîlil mümaggadî. O çok uzun, sırık değildi. Velel kasîril mütereddidî. Böyle çok basık, böyle tıknaz da değildi. Ve kâne rab'aten minel kavmi. O tam böyle kavmin orta boylusuydu. Hani bazen açıklanıyor ya şu ülkenin boy ortalaması. Türkiye'nin 1.72 herhalde. Değil mi? Şimdi Türkiye'de 1.72'nin altında insan da var. Üstünde insan da var. Onları ortalamasını çıkartıyorlar. Yaş ortalaması da var mesela, değil mi? Ülkelerin yaş ortalaması, ülkelerin kilo ortalaması, ülkelerin boy ortalaması çıkartılıyor. Aşağı yukarı yaşamış olduğu toplumda orta boylu diyebileceğimiz bir durumdaydı. وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ Mesela saçları böyle çok kıvırcık değildi. Tamamen böyle zenci kıvırcıklığı yoktu. وَلَسَّبْتِ Ama dümdüz de değildi. Ya كَانَ جَعْدًا dalgalıydı yani. Raclen taranmış bir dalgalılık. Yani saçında bir lülelik vardı. Hani lüle saç deniliyor ya. Çok kıvırcık da değil, düz de değil. Lüle saç böyle kıvrımlı. وَلَمْ يَكِنْ bil مُتَّهَمِ Yani vücudu çok büyük değildi. Böyle insanın gözünü rahatsız edecek kadar iri değildi yani. وَلَا الْمُكْلَثَمِ Mesela yüzü yuvarlak değildi. Yüz yuvarlak bir yüzü yoktu. وَكَانَ اَبْيَضَ وَكَانَ اَبْيَضَ مُشْرَبًا Mesela beyaza yakın bir teni vardı yani. Müşraben, beyaza meyilli, beyaza çalan bir teni vardı. Edacel ayneyni, gözündeki siyahlık simsiyahtı. Yani siyah gözlüydü. O siyahlığı fazla birdi yani. Böyle tam zeytin gözlü deniliyor ya. Evet. Ehdebel eşfari, kirpikleri uzundu. Celil el müşaşi, mafsal kemikleri, yani mafsal başları iriydi yani, biraz büyüktü. Mesela mafsal başı dediği bilekleri mesela, şu dirsekleri, omuzları mesela. Biraz daha normal insana göre biraz daha kalındı. Vel ketedi mesela, iki omuzları büyüktü ve açıktı. İki omuz arası açıktı, geniş omuzluydu yani. Dakikal mesrubeti, yani şuradaki şeyi ince bir... Göğüs kılı çok inceydi aşağı göbeğine doğru. Evet. Ama genel olarak ecrade. Yani vücudu kılsızdı çoğunlukla. Göğsündeki ince kıl hariç. Şesnel keffeyni, iki avucu kalındı. Vel kademeyni, iki ayakları. Normalden biraz daha kalındı. İzâ meşe tekalla'a. Yürüdüğü zaman lem yesbüt kademeyhi tekalla'a. Yani ayağını yere tam basmıyordu. Yokuş aşağı inen adam gibi yani. Böyle ayağını koyup kaldırıyor, koyup kaldırıyor. Böyle yürüyen insanlar gözünüzün önüne getirin vardır yani. Biz peygamber, bizim için tarihin bir döneminde yaşamış bir filozof değil. Biz aynı zamanda ona iman etmişiz, seviyoruz da. Onun için de bu şemaili önemsiyoruz yani. Anlatabildim mi? Bizim için önemli. Ama bu ibadet midir? Böyle mi yürümek lazım? Yürüyemezsin zaten. Taklit adı üstünde. Neden insanlar taklide gülerler? Adı üstünde. Ay, taklit değil mi? Adı üstünde yani. Yani ben senin gibi olamam. Hatta imkansız bir şey. Yani seni sadece bir süre taklit ederim. Bu da biraz insanları güldürür. Mizahtır bu yani. Yoksa senin mimiklerin, jestlerin, senin zihin yapınla alakalı. Parmaklarını nasıl kullandığın. Yüz jestlerin, ellerin, ayakların bunlar tamamen zihnin dışa yansımasıdır yani, göstergeleridir. Bunu taklit etmek mümkün değil. Adı üstünde edersen de taklit etmiş olursun. O yine o olmaz yani. Anlatabildim mi? Bazı insanların mesela kibirlenirken yapmış oldukları bir mimik vardır mesela. Bazı insanların kendilerini överken yüzlerinin girdiği bir şekil vardır mesela. Yalan söylerken vücutlarının aldığı bir hal vardır. Şimdi dolayısıyla
Ya bu adam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bunu zaten çok oturup konuşan bir adam hisseder. Sallamaya başladı dersin yani. Onun o doğru söylemediği anda bir şekle girer o. Veya riyakarlaştığı anda bir hal alır onu yani. Kennema yemşi fi sebebin, mesela yokuş aşağı bir tepeden aşağı iniyor gibidir diyor. Şemail'de geçen kelimeler Arapçadaki en zor kelimelerdir yani. Ben görmedim ama bir şemail sözlüğü olsa yeridir yani. وَاِذَا اِلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا. Döndüğü zaman bak, bunlar yüz şeklinden ziyade tavırları ve davranışları daha önemlidir mesela. Birine döndüğü zaman vücuduyla döner. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar kimliği, karakteri yansıtan şeyler. Yani bir devlet başkanının basın toplantısında gazetecilere şöyle işaret etmesiyle böyle işaret etmesi arasında dağlar kadar fark var. Kendi bile farkında olmadan, onları sürekli bir başbakanı takip eden gazetelerin başbakanlık muhabirleri var mesela. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı takip eden Milli Eğitim Bakanlığı muhabirleri var gazetelerin. Dolayısıyla o bakanla sürekli hareket ettiği için o bakan hangi gazetecinin hangi gazeteye ait olduğu, hangi gazetenin muhabiri olduğunu bilir. Dolayısıyla o hükümetin genel olarak medyanın gruplarına olan tavırlarına göre değişir. Farkında olmadan istediği bir gazeteciye farklı, istemediğine farklı. Yani istediği bir gazeteciye böyle işaret eder. Yani bu soru aslında sormasını istediği bir soruyu sorduruyordur. Bir de böyle işaret etme vardır mesela. İkisi arasında bile dağlar kadar fark olduğu söylenir yani. Beyne ketefeyhi hatemün nübüvve. İki omuzu arasında fakat sol tarafına yakın nübüvvet mührü vardı. O böyle hacamat yaparken çekiyor ya deriyi. Pötür pötürdü yani, o bildiğin sadece bir ben değildi yani. Biraz böyle pötürlü bir haldeydi yani. Kabarık ve tırtırlı, derinin kabarmış bir hali vardı. Üzerinde tüyler vardı onun. Ve o hatemun nebiyyin. O peygamberlerin sonuncusu. Ecvedün nâsü keffen. İnsanların eli en açık olanıydı. Ve ecraün nâsü sadran. En böyle göğsü geniş yani, cesur olanıydı. Vastakun nâsü lehçeten. Dili en temiz, en düzgün olanıydı. Ve ufen nâsü zimmeten. En güvenilir olanıydı insanların içinden. Ve elyenuhum ariketen. İnsanlarla ilişkide en mülayim olandı yani, yumuşak huylu olanıydı. Ve ekramuhum aşraten, yani insanlarla geçim konusunda en uygunuydu, en cömertiydi. Ben raahu bedîheten, onu ilk defa gören hâbehu korkardı. Ve men hâletahu ahabbehu, fakat onunla biraz haşır neşir olan onu severdi. Yüzünün yanaklarında pembelikler vardı. Hafif pembeye çalan bir beyazlık vardı. Beyazın içerisinde bir pembelik vardı yüzünde. Sakalları gürdü. Saçları sıktı ve hayatının büyük bir bölümünde saçları uzundu. Dişleri aralıktı, hafif aralıktı. Güldüğü zaman gözleri kapanıyordu. Bir şeye taaccüp ettiği zaman gözlerini kısıyordu. Bir şeye sevindiği zaman da gözlerini kısıyordu. Sinirlendiği zaman alnında bir damar tebellür ediyordu. Bir şeye şaşırdığı zaman ellerini avucunu havaya kaldıracak şekilde şaşırıyordu. Yani ve herhalde böyle yapıyordu yani, değil mi? Başka saçlarını çok saç bakımına dikkat ediyordu. Vücudu yakışıklıydı yani. Sakal tıraşı, saçı, gözü, kaşı, böyle düzensiz, tertipsiz bir insan şekli yoktu. Yani saçı başı dağınık o keşişler var ya. Ruşiler mi, şuriler mi ne diyorlar yani, keşişler. Böyle biraz böyle Allah'a adanmış tiplerde, ne bileyim, böyle kendini ibadete vermiş insanlardaki o saç baş dağınıklığı, üst baş pejmürdeliği yoktu yani. Temizdi, düzgündü. يَقُولُ نَاعِدُهُ لَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ. Onu öven diyor ki, ben ondan ne önce ne sonra ondan daha güzelini görmedim. Hint, Müslüman olduktan sonra kendisine biat edince Mekke fethinden sonra, vallahi diyor ya Resulallah diyor, bundan önce diyor senin suratın kadar bana çirkin bir surat yoktu dünyada. Dünyanın en adil suratıydı. Ama şu anda dünyanın en güzel yüzü senin yüzün dedi.
İşte demek ki insan biraz da yorumu kendinden taşıyor. Yani nasıl görmek istiyorsan, nasıl bakmak istiyorsan öyle bakıyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İncil ve Tevrat'ta daha gönderilmeden önce, yani İncil ve Tevrat indirilirken peygamberi müjdeleyen ayetler olduğu Kur'an-ı Kerim'de var. Ayetlerle var. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Onlar peygambere, ümmi olan peygambere kendi kitaplarında يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ kendi yanlarında yazılı olarak vasıflarını görmüş oldukları peygambere tabi olanlar diyor. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Buna benzer böyle ayetler var. İşte onlar kendi yanlarındaki kitaplarda onun vasıflarını görerek ona tabi oldular şeklinde. Veya bizzat Saf suresinde daha net bir ayet-i kerime var. وَاِذْ قَالَ عَيْسَى Bu bir önceki okuduğum Tevrat'ta olduğunu gösteren ayet. وَاِذْ قَالَ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهُ أَحْمَدْ Bak. Ya beni İsrail, enni Resulullahi ileyküm. Ben size gönderdiğim için peygamberim. Neyi? Musaddikan lima beyne yedeyi minet Tevrat. Benden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak. Ve mübeşşiran bir Resulin ye'ti min ba'di ismihu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan peygamberi, ismi Ahmet olan peygamberi müjdeleyerek. Şimdi bu ayet-i kerimede açık bir şekilde İncil'de peygamberin isminin bizzat Ahmet olarak geçtiğini bu ayet-i kerime vurguluyor, söylüyor. Bir de tabii اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Onlar o kitabı, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمْ kendisine kitap verilenler, çocuklarını bildikleri gibi onu bilirler. Ayeti var. Buradaki يَعْرِفُونَهُ o hu'yu ilk dönem tefsirleri aslında Kabe'ye gittiğini söylemişlerdir. Çünkü zaten ayetin bağlamı da buna uygun. Çünkü kıblenin değişmesinden bahsediyor. Fakat daha sonraları bu tefsirde peygambere veya Kur'an-ı Kerim'e döndüğü söylenmiş. Ama Hazreti Ömer'in bizzat Abdullah İbni Selam'a bir sorusu var. Yani işte ey Abdullah İbni Selam, siz gerçekten de Tevrat'ta peygamberin vasıflarını kendi çocuğunuzu bildiğiniz gibi biliyor muydunuz? Var mıydı böyle bir vasıflar? O da evet, ben peygamberin peygamber olduğuna eminim, iman ediyorum ama kendi çocuklarımın benim çocuklarım olduğunu bilemem yani hiçbir şekilde. Yani ondan hiçbir şekilde emin olamam ama peygamberin peygamberliğinden eminim diye cevap veriyor. Şimdi bu cevap aslında bu ayet-i kerimeyi biraz da tefsir etmiş oluyor. Demek ki bu ayet-i kerimedeki zikredilen o hu zamiri sadece Kabe'ye gitmez. Yani illa o yorum tek bir yorum olmak zorunda değil. Eğer bu rivayet sahihse ki rivayet sahih. Mesela Abdullah İbni Amr'a soruluyor mesela. Ya bu Tevrat'ta, bu eski Yahudi sahabe, ya Tevrat'ta zikredilen peygamberin vasıfları nelerdir diye soruluyor. O Buhari'deki rivayette o vasıfları bu anlatıyor, tavsif ediyor. O ümmeti için korkutucu ve müjdeleyici olarak gelmiştir. Sen benim kulum ve elçimsin. Ben seni mütevekkil diye isimlendirdim. Tevrat'tan okuyor. O ne katı kalpli ne de kaba birisidir. Çarşı pazarda rastgele bağırıp çağırmaz. Kötülüğü kötülükle kaldırmaz. Aksine affeder, bağışlar. Allah bozulmuş düğünü tam olarak onunla ikame eden, etmeden, onunla kör gözleri, sağır kulakları, paslanmış kalpleri açmadan onun ruhunu almaz. Tevrat'tan bir ayet. Kim okuyor bunu? Abdullah İbni Amr okuyor. Kendisine sorulduğunda bu ayet-i kerimeyi okuyor. Şimdi arkadaşlar, önce Tevrat'tan bilgi vermek gerekirse biliyorsunuz Tevrat 3 ana bölümden oluşuyor. Birincisi Tora, yani asıl Tevrat budur. Bu Tora'da 5 tane bölüm var. Bunlar birincisi tekvin, çıkış, levililer, sayılar, tesniye. 5 bölümden oluşuyor Tevrat. Yani o ahdi atik dediğimiz metnin içerisinde 3 ana bölüm var. Onun birinci kısmı Tevrat'tır. Yani Hazreti Musa'ya vahyedilmiş olan. Ama
bizim peygamberimize gelen o tedrici olarak değil de komple kitap halinde verilen kısım, birinci Tora denilen Tevrat kısmı birinci kısımdır. Bu da beş ana bölümden oluşuyor saydığımız gibi. İkinci kısım işte Nevi'im, peygamberler kısmı, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberleri anlatan kısım. Üçüncü kısım da Ketuvim, yani İsrailoğullarına verilmiş, gönderilmiş kitaplar, sahifeler kısmıdır arkadaşlar bunlar. İşte mezmurlar da burada, işte zebur, içinde bazı zebur sahifelerinde bulunduğu kısım bu kısmın içerisindedir. Yani Ahd-i Atik'in içerisinde üç bölüm var. Bunun sadece birinci bölümü vahiy olarak indirilmiş kısımdır arkadaşlar. Şimdi bu, tabii toplu halde eğiliyor. Bunlar emirler vaziyette. Sadece bu Tevrat'ın içerisindeki tesniye, ikinci yasanın tekrarı, tesniye iki demek ya zaten. Yasanın tekrarı dediğimiz bölüm Hazreti Musa'ya bu toplu halde inenlerin dışında indirildiği söylenir. Bunlar mezhepler kendi içindeki, yani Yahudiliğin içindeki mezheplerde farklı rivayetlerde, yani farklı görüşler, düşünceler de var arkadaşlar bu Tevrat'ın iç bölümleriyle alakalı. Şu an hocam İsrail'de okunan, ezberlenen Tora mı? Tabii, Tora. Bu kısım. Bu kısım vahiy olarak iddia edilen kısım bu kısım. Arkadaşlar. Evet, şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ettiğini söylediğimiz, düşündüğümüz, ulemanın da böyle olduğunu söylediği Tevrat'taki bölümler tesniye kısmında, o beş kısımdan, Tora'nın içindeki beş kısımdan birinde 18 ve 19. ayet-i kerimelerde aynen şu şekilde Tevrat'taki bölüm. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımı tümüyle ona bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyenleri ben cezalandıracağım. Tevrat'taki 18. ve 19. ayetler bunlar. Aynı surenin, yani aynı bölümün şöyle 15. pasajında da şu şekilde söylüyor. Tanrınız Rab size arınmanız için kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkartacak, onu dinleyin. Bu da Hazreti Musa'nın sözü olarak naklediliyor. Bu ikinci ayet-i kerime. Yani ayet, Tevrat'taki ayet. Şimdi bu başka bir yerde de Tevrat'tan bahsederken, şimdi buradaki arkadaşlar, şurada zikretmiş olduğu gelecekte sizin kardeşlerinizden aynen benim gibi bir peygamber çıkartacağım, vasıfları bana uyan, bana uygun olan bir peygamber çıkartacağım sözünü Hazreti İsa'ya delalet ettiğini söylüyorlar havariler. Zaten Hazreti İsa Mesih, Mehdi, yani Hazreti Musa'nın müjdelediği kişi olarak kendisine uyuluyor. Hazreti İsa yeni bir şeriat getirmiyor. Ben İsrailoğullarının dağılmış koyunlarını toparlamaya geldim diyor, değil mi? Ben Tevrat'tan başka bir şey söylemiyorum. Yani aslında o Tevrat'ın bir şarihi gibi, yani Tevrat'ı güncelleyen birisi olarak kendisini görüyor. Zaten bir yerde bir Mesihlik, Mehdilik iddiası varsa orada Deccallık iddiası da olmak zorunda. Yani neden Hazreti İsa'ya Deccal diyorlar? Çünkü bu vasıfların kendisine uymadığını iddia ederek Yahudiler Deccal diyorlar. O havarileri de, etrafındaki havarileri de işte İsrailoğullarından olan kişiler de bizzat bunun yani o Hazreti Musa'nın tanımlamasına, tasvirine uygun olduğunu söylüyorlar. Şimdi bugün hala aynı iddia devam ediyor. Fakat arkadaşlar, şöyle bir baktığımız zaman, birincisi, bir kere kardeşlerinizden bir peygamber göndereceğim sözünün Hazreti İshak'ın soyundan değil de İshak'ın kardeşi olan İsmail'in soyundan geleceğine işaret ettiğini söylüyor ulema bu konuyla ilgilenenler. Eğer öyle olmasaydı sizden bir peygamber gönderirdim demiş olurdu. Halbuki Hazreti İsa İsrailoğullarındandır. Ona delalet etmez. İkinci bir husus mesela, benzerliklere baktığın zaman Hazreti İsa hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Peygamber Efendimiz aynen Hazreti Musa gibi evlenmiştir, değil mi? Aynı şekilde Hazreti İsa Hazreti Musa gibi bir anne babadan
doğmamış, babasız doğmuştur. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde Hazreti Musa gibi anne bir anne babadan doğmuştur. Aynı şekilde Hazreti Musa gibi normal şekilde vefat etmiştir Peygamber Efendimiz. Halbuki Hazreti İsa çarmıha gerilmek istenmiştir, öldürülmek istenmiştir. Aynı şekilde Hazreti İsa kendisinin ruhani bir lider veya ruhani bir önder, bir peygamber olduğunu, yani devlet işlerinize, sizin devlet işlerinize ben karışmayacağım, benim krallığım bu dünyaya ait değil, dünya işleriniz beni ilgilendirmez dediği bilinir, İncil'de bir ayettir. Halbuki Hazreti Musa hem ruhani hem de oraya bir devlet başkanlığı görevi de görmüştür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu anlamda ona bir benzerliği var. Aynı şekilde Hazreti İsa hayatı boyunca çeşitli seyahatler yapmıştır ama böyle bir göç veya böyle bir hicret hayatında hiç olmamıştır. Halbuki Hazreti Musa da Medyen'e, Peygamber Efendimiz de Medine'ye bir hicret gerçekleştirmiştir. Hazreti İsa dünyada kafirlere karşı bir zafer elde etmemiş, bir güç iktidar oluşturmamış ama Hazreti Peygamber müşriklere karşı, Hazreti Musa Firavun'a karşı bir savaş kazanmış değil mi? Bir zafer elde etmiştir. Buna benzer birçok şey söylenebilir. Mesela Hazreti Musa'nın Tevrat hayattayken daha yazılmıştı. Ama Hazreti İsa vefat ettikten en yakın Tevrat bile 30 yıl sonra yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim de öyle. Muhafaza edilmiştir. Yani zaten Tevrat'taki tahrif semantik bir tahrif. Hermenötik bir tahriftir. Semantik değil. Hermenötik bir tahriftir. Tevrat'taki tariflerin birçoğu böyle bir şeylerin çıkartılıp sokulması, girdirilmesi şeklinde, kelime değiştirilme şeklinden ziyade, ondan daha çok yorum tahrifidir Tevrat'taki tahrif. Anlatabiliyor muyum? O yüzden, çünkü erken yazılmıştır, muhafaza edilmiş, korunmuştur. Yeryüzünün, insanlığın ilk dini metni olarak kabul edilen Vedalarda da var aynı sözler mesela. Upanishadlarda da var aynı sözler. Yani uzak doğu dinlerinde de aynı böyle müjdeler, gelecekte kurtarıcıya işaret eden sözler var. Hatta bununla ilgili çalışma yapan bazı insanlar ta o Vedalardaki, ona geleceğiz. Önce şu İncil'e bir girelim. Şimdi Tevrat'taki bu arkadaşlar. Tevrat'taki benzerlikler bu şekilde. Sonra metne geleceğiz. İncil'de de arkadaşlar biliyorsunuz İncil'leri, mevcut İncil'leri iki kısma ayırıyorlar. Yani kilisenin kabul etmiş olduğu İncil'ler kanonik metinler olarak kabul ediliyor. Diğerleri apokrif metin. Kanonik metin olarak yani kanonik kabul edilen dört tane İncil var. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bu dört metin kilisenin ve bugünkü Hristiyan dünyasının, Hristiyan aleminin kabul etmiş olduğu metin. Bunların dışında işte kanonik olmayan, apokrif diye kabul edilen metinlerin, İncil'lerin içerisinde de en meşhuru, en bilinen hangisi? Barnabas İncil'i arkadaşlar. Barnabas İncil'inde bugün kilise kabul etmese de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları bütün çıplaklığıyla anlatılıyor. Ve bu İncil çok ciddi bir operasyonla da saklanılıyor, gizleniliyor. 28 Şubat döneminde o süreçte yanlış hatırlamıyorsam Güneydoğu şehirlerinden Batman'da veya Mardin oralarda bir yerde Barnabas İncil'i yeniden bulundu. Ve bunu Fit Yüksel abimiz ilk defa ona ulaşıyor bu haber. Birisi bunu parayla satmak istiyor. Çok uzun hikayesi var, mevzumuz değil de. Ama özellikle bu meseleye bakıp izlemenizi isterim. Onu anlattığı bir video var. Buraya medreseye geldi. Müfit Hoca anlattı o hadiseyi. Müfit Yüksel Hoca'nın bu bizim medresede anlatmış olduğu o videoyu izleyin derim mutlaka. Orada anlatıyor. Daha sonra bunu işte almaya çalışıyorlar. Sonra 28 Şubat dönemi tabii askerin egemenliğinin olduğu dönem. Bir generalin eline geçiyor bu. Daha sonra işte en son ortadan kayboluyor. Bu Barnabas İncil'inde bizzat peygamberin vasıfları açık bir şekilde var. Fakat Barnabas İncil'inin bir Müslüman birinin elinden çıkacak kadar böyle İncil'den alakası olmadığını iddia ediyor papazlar. Yani bir Müslüman kurgu var orada yani. İslam kurgusuyla orası işte şekillendirilmiş olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Fakat öyle olsa ilk dönem tarih kitaplarında Barnabas İncil'ine en ufak bir gönderme yok mesela. Ne Yakubi'de ne Taberi'de. Yani ilk dönem ulemasının Barnabas İncil'inden alıntılar yaparak
efendim bunun işte İslam'a, işte İslam peygamberine işaret ettiği pasajların paylaşıldığı bir İslami tarih kaynağı göremiyoruz. Halbuki daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce, yani Peygamber Efendimiz bile dünyaya gelmeden önce 500'lü yılların başlarında Barnabas İncili'nin ciddi ciddi böyle sansüre maruz kaldığına dair ciddi veriler var elimizde. Ama diyelim ki bugünkü kilise Barnabas İncili'ni zaten kanonik kabul etmiyor. Onu bir kenara bırakalım. Yuhanna İncili'nde birkaç tane ayet var. O ayetler şu şekilde okuyalım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getiriniz. Ben babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye. Size başka yardımcı, başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu, paraklit, gerçeğin ruhu diye tercüme edilen şey, parakliti size verecek. Dünya onu kabul etmez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde kalacak. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı paraklit size her şeyi öğretecek. Bu da başka bir ayet. Yuhanna'dan. Yine Yuhanna'dan 26. ayet. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan paraklit geldiği zaman bana tanıklık edecek. Bu da başka bir ayet. Size gerçeği söylüyorum. Bunlar hep farklı ayetler. Yani ben, yani aşağı yukarı birbirlerine çok yakın kelimeler. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Bu da 16. ayet. Yine Yuhanna İncili'nden. Asıl en önemli pasajı şu. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani geleceğin ruhu diye çevirdikleri paraklit, gelince size tüm gerçeği yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Şimdi arkadaşlar, buradaki parakletos kelimesi Gerkçe'de, eski Gerkçe'de yardımcı anlamına geldiğini, yardımcı ve kutsal ruh olarak bugünkü İncil'lerde tercüme edildiğini, yani bunun bir şahsa delalet etmediğini söylüyorlar papazlar. Fakat normalde bu kelimenin periklitos, yani bu kelimenin etimolojik kökünün periklitos'tan, eski Yunanca, yani ilk yazılmış olduğu dildeki periklitos'tan ve periklitos da övülmüş anlamına geldiği için Muhammed kelimesine, yani veya Ahmet kelimesine delalet ettiği söylenmiştir. Bu alanla ilgili çalışma yapan kişilerce arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sonradan Müslüman olmuş Hristiyanların, özellikle hidayete ermiş kişilerin bu metinlerin bu bölümlerini çok ciddi bir şekilde tetkik edip ortaya koymuş oldukları deliller var arkadaşlar. Bir kere burada zikredilen şeyin kutsal ruh, böyle bir ruh değil de bir şahıs olduğu şuradan belli ki, bir kere bu kutsal ruh dediğimiz şey Hazreti İsa'dan önce de vardı. Peki Hazreti İsa nasıl bunu müjdeliyor? Değil mi? Kutsal ruh sonradan gelen bir şey değil ki bir kere. Bunun ikinci bir husus, onu işitecek, onu duyacaksınız gibi böyle normal bir insanın yapmış olacakları faaliyetleri, icraatları anlatır bir tarzı var. Yani bütün bunlar, buradaki anlatılanlar, yani kendinden sonraki bir şahsın, yani bir kişinin, bir kişiliğin, yani bir kutsal ruhun, bir efendim anlamın değil de bir zatın kastedildiği burada çok belli bir şekilde anlaşılıyor. Ve her şeyden önemlisi parakletos değil de periklitos, yani periklitos olduğunda zaten bizzat aynen Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi övülmüş anlamına geldiği gösteriliyor. Zaten bundan hareketle birçok Hristiyan da arkadaşlar Müslüman olmuştur. Evet. Hazreti İsa'nın havarileri, yani işte daha doğrusu daha sonra Paulus eliyle Hristiyanlaştırılmış İsevilik, Nasraniye yani, bu
Bugünkü mensupları da Hazreti İsa'nın son peygamber olduğunu iddia ediyorlar. Fakat İncil'de sahte peygamber, yani peygamberin, yani kendinden sonra sahte peygamberler geleceğine dair ayetler okuyorlar. Yani bu aslında peygamberliğinin son bulmadığını gösteriyor, değil mi? Bir sahte peygamber olacaksa demek ki bunun gerçeği de olacak demek ki yani. Anlatabiliyor muyum? Yani işte şöyle şöyle sahte peygamberler gelecek şeklinde ayetler var İncil'de. Size onlara aldanmayın diye. Bizde de efendiler sonra geliyor ama sadece ayet yok. Evet. Ya demek ki bir gerçek peygamber gelecek anlamına geliyor. Gelmez lan o anlama. Ya zorluyorlar bizimkiler ya. Ya oğlum zorluyorlar ya. Yani ben baktım oğlum dünya. Yani şimdi ne diyeyim şimdi yani? Ne diyeyim oğlum yani? Gerçeği mi gizleyeyim yani? Yok ya, bu işte bazı ayetler var. Onu nereye çeksen gider yani. Öyle şeyler yani, bu İncil'deki okunan şeyler, bakıyorsun. Yani o anlama gelir mi? Gelir. Mutlu olacaksak gelelim. Ama o anlama gelmez. Oradan patates çuvalı bile çıkar yani. Okudum ben dün, baktım yani. Bizzat yerinde baktım hatta. He? Gittim kiliseye, gitmişken bir de akşam vaazına katıldım. Ne kilisesi oğlum, normal yukarıda internete yazdım, okudum yani. Gittim Rusya'da kiliseye, kimseyi almadılar, beni aldılar. Bende bir dinsizlik gördüler ama. Beni aldılar, gittim baktım böyle. Hacı abi oradan bir şeyler okuyor. Hele şimdi asıl bizimkilerin bir tane profesör var, adam fena coşmuş. Ya o Hinduizm metinlerindeki şeyleri bir görsen var ya, koparsın ya. Yani o Hinduizm metinlerinde ya bildiğin Muhammed diyor ya. Arap diyor işte, kafirleri basacak, hicret. Şimdi biz de gidip Hinduizm'e... Yani bunu vakit verip gidip incelemek lazım. Yani gerçekten oradaki metinler önemli. Tercümeden okuyorsun ister istemez. Ya bu Hinduların gerçekten ciddi adamlar, samimi adamların gelip Müslüman olması lazım. Çünkü açıkça söylüyor ya orada. Şey diyor yani. Suudi Arabistan'ı anlatıyor yani. Çöl diyor, deve diyor. Miracı anlatıyor. Muhammed diyor. Muhammed diyor yani, daha ne desin? Ya bugün dünyada yaşayıp da Muhammed denilen biri varmış ya. Bunu tanımaması mümkün mü bir adamın kolay kolay? He? Böyle bir şey olabilir mi? Hindistan'da birinin Muhammed diye birini, yani Muhammed isminin kimden bahsettiğini bilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Çok zayıf bir ihtimal. Olmaz yani. Çok zor yani. Bu da arkadaşlar Tevrat'taki şey, İncil'deki ayetler. Bu ayetlerde işte o kendinden konuşmaz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ayetinin buna tekabül ettiği özellikle söyleniyor. Zerdüşt'ün Evestası'nda aynı şekilde peygambere işaret eden ayetler olduğu söylenmiştir. Bu Zerdüştlük İran fethedildikten sonra Hazreti Ali'ye nispet edilen çok da muteber olmayan bir rivayette. Hatta Hazreti Ali şöyle diyor, Zerdüştlük aslında Allah tarafından gönderilmiş bir kitap, bir kitaptı yani. Ve o bir peygamberdi. Daha sonra arkasından gelenler onu bozdular ve ondaki tevhidi berbat ettiler diyor. Bu Zerdüştlüğün o Evasta denilen kitabı daha çok ahlak eksenli bir metin. Daha sonra bozulmuş, daha sonra işte oradaki özellikle ilahiyat meseleleri çarpıtılmış, tevhid hakikatleri yok edilmiş. Hatta İran fethedildiğinde Hazreti Ömer, ya bunlar bildiğin ehli kitap, bunların kitapları var diyerek Hazreti Ömer onlara ehli kitap muamelesi yaptığı söylenir mesela. Ehli kitap gibi muamele yaptığı söylenir çünkü bunların bizzat kitapları var diye. Orada aynı şekilde... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işaret eden ayetler olduğu söyleniyor. Hinduizm metinleri şu iki kısımda değerlendirilmesi lazım. Birincisi arkadaşlar, birinci gruba Shruti diye isimlendiriliyor.
Yani bu kitaplar, şuruti denilenler, vahye dayalı, yani işitilmiş. Yani bunların şuritinin, işte onların dini bilginleri tarafından bizzat işitilen, rişi diye tabir ettikleri, rişi. Peygamber'e tekabül edebilecek bir şey. Yani rişilerin bizzat ruhanilerden, yani parapsikolojik yollarla, metafizik bir etkileşimle elde etmiş oldukları metinler, bunlara şuruti, yani vahiy, bizdeki vahye tekabül eden bir sözdür bu. İşitme anlamına gelen. Şuruti metinleri, dört tane şuruti metni var. Birincisi Vedalar, Brahmanlar sıralamasıyla, Upanişatlar ve Aranyakalar. Vedalar, Upanişatlar, Brahmanlar, Aranyakalar. Bunlar şuruti diye tabir edilen, işitmeye dayalı olan, dayalı olarak elde edilmiş, rişileri, bunların rişileri tarafından işte bunlara talim edilmiş dört temel metin. Bir de Simriti diye ifade edilen metinleri var. Bunlar daha çok destan şeklinde olan kitapları Hinduizmin. Bunlar içinde de Mahabharata, ondan sonra Ramayana gibi metinler de ilahi metinler olarak kabul edilmiyor bunlar. Simriti dedikleri destanlar yani. Yani o şuruti şeklinde gelmiş olan Brahmanlara, Upanishadlara yönelik ve bunların işte anlatıldığı çağlardaki, dönemlerdeki destanları anlatan kitaplar olarak ifade edilen metinler arkadaşlar. Genelde bu zaten Upanishadlarda da, Vedalarda da böyle işit, böyle işit diye çok fazla ayet var. Yani o işitme biraz vahye işaret ediyor biraz. Yani bunların da kökeninin vahiyden kaynaklandığını iddia ediyorlar. Hatta o Brahman'ın Hazreti Adem olduğunu söyleyenler de var arkadaşlar. Yani bunların bizzat vahiyden beslendiğini, hatta Upanishadların içinde bizzat tevhidi anlattığını, Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu, her şeyi bildiğini, yani onun için zamanın öncesi ve sonrası olmadığını ifade eden ayetler var. Burada arkadaşlar, İşte bu metinlerde, yani o Hinduizmin hem Shruti diye tesmiye edilen hem de Simriti diye anlatılan iki tarz metinlerinde de bizzat Orta Doğu'daki, yani buraya coğrafya olarak da Suudi Arabistan'a işaret eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hatta ismine yakın bir telaffuzla söylenen bir şekliyle ona işaret eden ayetlerin olduğu konuyla ilgilenen şahıslar tarafından iddia ediliyor ve çıkartılıyor. Yani aşağı yukarı, hatta Tevrat ve İncil'den önce de, Tevrat ve İncil'de de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işaret eden ayetler, işte burada kısmen özetlemeye çalıştığım gibi var. Şimdi metne geçebiliriz. Ben buradaki metin biraz kısa almış. O yüzden biraz daha geniş malumat vermeye çalıştım. Gâli İbn-i İshak, وَقَدْ كَانَ ف۪ي مَا بَلَغَنِي عَمَّا كَانَ وَضْعَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمْ ف۪ي مَا جَاءَهُ مِنَ اللّٰهِ فِي الْإِنْجِيلِ İsa Aleyhisselam'ın koymuş olduğu Allah'tan kendisine gelenlerden bana ulaşana göre İncil'de li ehlil İncil, İncil ehli için min sıfatı Resulillah mimma esbete Yuhannes el havariyü lehum, o havarilerinden Yuhannes'in tabit kılmış olduğu, yani Yuhannes'in tespit etmiş olduğu Hazreti İsa'nın İncil ehline söylemiş oldukları ve bana ulaşan şeylerde hine nusha lehumul incil an ahdi İsa ibn Meryem aleyhisselam fi Resulillah ileyhim. Onlara Hazreti İsa geldiğinde, Hazreti İsa'nın hayattayken, Hazreti İsa döneminde onun yazdırmış oldukları İncil metinlerinde aynen şöyle aktarılmıştır. Ayet şu: Men ebagadani fakat ebagadar Rab. Kim bana buğz ederse Allah'a buğz etmiş olur Rabbe. Evet. وَلَوْلَا أَنِّي صَنَعْتُ بِحَضْرَتِهِمْ صَنَائِعَ لَمْ يَصْنَعَهَا أَحَدٌ قَبْلِي مَا كَانَتْ لِهُمْ خَطِيئَةً. Eğer ben onların yapmadığı şeyleri yapmasaydım, ben de bir hata görmüş olmayacaklardı. Yani ben onların alışılagelmiş oldukları şeyleri dışında bir şey söyledim. Yani ben onları Tevrat'ın özüne çağırdım. Yani ben onların işte o bozulmuş olan, değiştirilmiş olan dini ilk indirildiği şekliyle yeniden onlara anlatmaya çalıştım. Eğer bunu yapmasaydım ben problemsiz bir adam olacaktım diyor. Velakin nel ayeti batiru ve zannu ennehum yaizzunani.
Fakat onlar şımardılar hemen ve bana üstün geleceklerini zannettiler. Ve eyzan lir Rabbi, Rabbe de üstün geleceklerini zannettiler. Velakin la budde min en tetimmel kelimetul leti fin namus. Fakat o namus da metindeki kelime tamam olacaktır. İnnehum ebgaduni meccanen eyyani batilen. Onlar bana gereksiz yere, haksız yere benden buğz ettiler. Velev kaccael münhammenne hâzellezi yürsülühullahu ileyküm min indir Rab. Eğer o şey gelseydi münhammene, yani paraklitos dedikleri, işte münhammene dediği, yani münhamenne, pardon, münhamenne, yani periklitos eski tabiriyle, o geldiğinde ruhul kudüs hâzellezi min indir Rabbi harace. İşte bu ve ruhul kudüs geldiğinde Allah tarafından fe ve şehidun aleyye ve entum eyzan. Ben ona şahidim, siz de şahit olacaksınız. Lennekum kadimen kuntum ma'ye, çünkü siz eskiden benimleydiniz. Fi hada kultu lekum likey la teşukku, bu size söylediklerimden şüphelenmeyesiniz diye bunları size söylüyorum. Vel munhamenna bis suryaniye Muhammed. Münhamenna Süryaniye de ne demektir? Muhammed'dir. Ve huve bir Rumiye Paraklitos. Rumiye de Paraklitos olarak anılır. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. İncil'de Peygamber Efendimiz'i vasıflayan ayetler bunlar.